Gazze şehitleri değil mi? Bir yazı hazırlamış Vakit gazetesi. Evet. Bu kardeşimiz her gün herhalde bir kişiyi anlatıyorlar. Bakın buradaki bu kardeşimiz adı Yamanlı. Fahri Yıldız. Bak burada ailesinden görünüyor. Arkada da küçük oğlu Harun Yahya. Onun hikayesini anlatacağım. Görünüyor mu burada? Şu resme zoom yap. Bakın şurada bizim küçük Harun Yahya ufaklık. Bu şehidimiz. Bu kardeşimiz bizi, beni ve kardeşlerimi aşkla sever. Deli aşık böyle, acayip sever. Ehli muhabbet. Bilim Araştırma Vakfı'nı çok sever, vakfımızı da sever. Benim kitaplarımı canı gönülden dağıtır Adıyaman'da. Herkese tebliğ yapar, İslam'ı anlatır. Beni de çok sevdiği için oğlunun adını Harun Yahya koydu ufaklığı şu küçüğü. Bak burada gazetede yazıyor Harun Yahya'yla beraber 8 yaşında. 8 yıl önce. Bak bana olan sevgisinden dolayı adını Harun Yahya koydu. Şimdi bu mümin muttaki bir insan. Bu İbrahim'i, bu Musevi, bu Nuh'i ve halis Musevi'dir. Yani halis Muhammed'i. Yani kusursuz Müslüman. Tertemiz bir insan. Şimdi sen bunu çeker suratından vurursan bu haramdır bu. Bunun karşılığı ebedi cehennem olur. Bu ibadet değil bu. Ebedi cehennemdir. Bunun hükmünün atılması gerekiyor işte. Yani biz bunu izah edeceğiz. Yalnız Müslümanları bir kıyma makinesine soktular, bir sistem. Yavaş yavaş orada eritiyorlar, yavaş yavaş. Ya kardeşim sen silahsızsın, uçağın yok, tankın yok, topun yok, askerin yok, hiçbir şeyin yok. Duruyorlar duruyorlar, mesela bir roket atıyorlar İsrail'e. Uydurma bir roket, su borusunun içine barut koyuyorlar. Şimdi İsrail diyor ki bizi bunlar öldürmek için buraya şey attılar, roket attılar diyor. Zaten boş araziye düşüyor. Yani tamamen uydurma, soba borusundan falan yapıyorlar. Uydurma roketler. Ama yani hakikaten bir adama da gelse öldürür yani. Yani öldürmek kasını, orada bulunanlar öldürmek kasını atıyorlar tabii. Yani çünkü biz şehrin üstüne bir insan roket atarsa ne amaçla atılır? Birine gelsin diye atıyorsun. Şimdi adamlar diyor ki o zaman roket öyle atılmaz, böyle atılır diyorlar. Yerle bir ediyorlar bunları. Yani şimdi şu akıl mı kardeş? Bir kere bilmediğin bir mevkiye, bilmediğin bir hedefe roket atılır mı? Ya Müslümana gelirse, ya orada dindar bir Hristiyan'a gelirse, ya dindar bir Musevi'ye gelirse, senin hedefin katil, ateist, siyonist belli ki. Bir de ayrıca katil, ateist, siyonist olsa dahi yargılanmadan ceza veremezsin. İslam hukukuna göre. Ve ölüm cezası da çok ağır bir cezadır. Yani Kur'an'da Allah cinayeti bile affedin diyor. Affedersiniz için daha hayırlıdır diyor. Bu nereden çıkıyor o zaman bu hüküm? Yani bu neye göre yapılıyor bu? Havadan yani. Ve netice almayacağını bildiğin halde. Müslümana mı gelecek, dinsize mi gelecek, kime geleceğini bilmiyorsun. Savurup atıyorlar. Onlar da gözünün önüne kim geliyorsa kadın, çoluk, çocuk demeden bombalıyorlar. Ondan sonra onlar sokağa dökülüyorlar, bas bas bağırıyorlar. Ya da öyle demeyeyim Allah affetsin. Yani var güçlerine bağırıyorlar. Şimdi böyle bir kör açmaz var. Sürekli bu oluyor yani. Bunu atıyorlar, onlar geliyor yerle bir ediyor, bombalıyorlar. Yine bu oluyor, yine oluyor ve binlerce şehit. Bana diyor ki hocam diyor bu sistemi niye desteklemiyorsun ya diyorlar. Gel bizden beraber bağır diyorlar ve gel bu sistemi destekliyorlar. Ben diyorum ki bilmediğimiz, etmediğimiz bir yere roket atılmaz. Yani bilmediğin bir hedefe roket atılmaz. Yargılarsın adamı tek tek yani suçun şahsiliği prensibi vardır. Ona göre değerlendirirsin. Roket atarsan adama sen malzeme vermiş olursun, savunma hakkı vermiş olursun. Kendi hukukuna göre, kendi mantığına göre ve gelirsen de o ağır şekilde bombalar, bombalıyor. Yani haklıdır demiyorum ama yapıyor. Şimdi bu sistemde bakın istisnasız ve kesintisiz devam ediyor. Bana diyor ki bu sistemi niye desteklemiyorsun diyorlar. Ben böyle
akla ziyan bir sistemi desteklemem. Böyle bir şey olmaz. Bunun yöntemi nedir? Kardeş, bütün Müslümanları alırsın. Ya dersin, bak her yerde eziliyoruz. Doğu Türkistan'da 30 milyon kardeşimiz katledildi. Afganistan'da milyonlarca kardeşimiz şehit edildi. Katledildi miyim? Allah versin. Şehit edildi. Irak'ta milyonlarca kişi şehit edildi. Filistin'de yine o şekilde. Sürekli bu devam ediyor. Gelin Allah rızası için, Allah'ın emri, gelin birleşin diyorum. Bakın birinci aşama bu. Gelin bir Türkistan birliğini oluşturalım. Bak, Türkler birbirini kırıp geçiriyorlar. Biliyorsunuz, gazetede haberler var, çıkıyor. Yani o da Türk, o da Türk. Kardeşler. Bu yeni olan bir şey de değil. Mesela bir tek Özbeklerle, Kırgızlarla olmuyor. Mesela Kazaklar da öyle. Mesela bizim Türkiye'den Türkler geliyor, kardeşlerimiz. Onların iş yerini bastılar. Kaç defa kan revan içinde bıraktılar. Dövüp gönderdiler buraya. Türkistan birliği olmadığı için bu bereketsizlik, bu uğursuzluk sürekli devam ediyor. Türkistan birliği olursa ne Kazaklar, efendim, ne Türkmenler, ne Özbekler, ne Kırgızlar, ne diğerleri birbirini kırıp geçirmezler. Böyle bir şey olmaz. Müslüman aleminde de böyle sürekli bombardımanlar, böyle yerle bir edilmeler olmaz. Bu tip feryatlar olmaz.